Merhabalar arkadaşlar. Bu sefer alınganlığı tek başına konu etmek istiyorum. Çünkü bu konuyla alakalı birazcık algının ve bakış açısının farklı olması. Yani işte alınganlığı farklı yorumlamak, biraz daha hassas kalpli olarak yorumlamak. Hayır, hassas kalplilik bu demek değil. Hassas kalplilikle alınganlığın elbette ki bağı vardır. Lakin kalbin neye hassas olduğu önemli. Kalp egosuna, kendisine mi hassas? Ki kişi kendisine hassassa bu kalp midir yoksa arzuları mıdır, egosu mu, enaniyeti midir? Kısa bir yer var alınganlıkla ilgili. Diyor ki kendisine güveni az olup tenkitler karşısında öfkelenen ve çabuk sinirlenen insanlardır. Kendisine güveni az olup, yani insanın eleştirdiğinizde veya işte alınacağı bir şey söylediğinizde, ki bu da ayrışmalı. Yani alınacak şeyler vardır. İnsan zülfiyare dokunan şeyler alınabilir. Önemli olan bu alınganlıkta o aşırı derecede hassas olup küsmek, eski sıcaklığını koruyamamak. Yani bir şey olur, alınırsınız, dersin ki ya hiç hoşuma gitmedi. Kırıldım ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bu şu demektir: benim gönlümü al. Bu güzel bir haslet. Yani kişi kırılabildiğini, kırıldığını, söylediği şeyin sınırını aştığını, yani karşı tarafın söylediği şeyin aslında sınır aşmak olduğunu karşı tarafa belirtiyorsa bu güzel. Yani bu kötü bir şey değil, tam tersi hoş bir şey. Lakin bu hoşnutluk durumu biraz daha kişinin yapı itibariyle bunu söylediğinde ortadan kalkabileceği bir durumdur. Ama ve lakin bu söylenmediğinde, İşte sürekli hale geldiğinde ve küçük şeyler olduğunda, hiç alınmayacak bir şey mesela alınıyor. Daha önce anlatmıştım, yani hiç alınmayacak şeyler alınmak, bana böyle nasıl der, bana bunu nasıl söyler falan. Yani neden söylemesin ki? Kör oğlu musun sen? Sana kimse bir şey söylemeyecek mi? Kendisine güveni az olup, bakın, tenkitler karşısında öfkelenen ve çabuk sinirlenen insandır. Tenkit, tamam, tenkit edilir. İnsan kınanır. Şimdi mesela ben göz önünde olduğum için, sürekli bir şeyler paylaştığım ve öğrettiğim için çok kınanıyorum. Çok tenkit ediliyorum. Bunlara küsüp bıraksam, "A, beni hak etmiyorsunuz" falan. Yani tenkit edebilirler, sövüyorlar, küfür ediyorlar. Ne bileyim, onun dışında aşağılamaya çalışıyorlar, ki inanın bana pasif saldırganlık direkt saldırmadan daha fazla can sıkıcıdır. Bunlar daha şey, mesela şey yazıyor: her konuda da fikrim var falan. İnan sövse o kadar canımı sıkmaz. Ya her konuda fikrim var, çünkü her şey hayatla alakalı ve ben gözlemlediğim şekilde hayatın içerisinde yaşadığım ve karşılaştığım şeylerden konuşuyorum. Mesela ben antrenörüm. Sporla ilgili bilgim var. Aynı zamanda spiritüel olarak çok yıllarımı verdiğim bir merak ve hobi var. Spiritüel konuda da bağım var. Onun dışında ben yıllarca motor kullanıyorum. Motor nedir? Uzun yola nasıl gidilir? Motorun alet edevatları, hangi motor iyidir, hangisi kötüdür, özellikleri nelerdir? İleri sürüş teknikleri biliyorum. Ayağım pedala değdiğinden beri araba sürüyorum. Bu da var. Şimdi bunlar benim hayatın içerisinde değil. Sen tek düze bir şekilde hayatını yaşadın diye ben bu konularda girişken, işte atılgan olduğum için ve bunları girişken ve atılgan olduğum için tecrübe ediyorum. Tecrübe ettiklerimi de seninle paylaşıyorum. Bu sana niye batıyor? Şimdi burada alınganlık yapıp falan diyebilir insan, ya da bu tenkitin karşılığını verir. Ya bu tam böyle söylüyorsun da bunu nasıl yapacağım diyebilir. İşte bu ikisi arasındaki konuyu ayırmak lazım. Alınıp küsen böyle, İşte omuz büken, bu iletişimi zorlaştırır. O yüzden kendine güveni az olup tenkitler karşısında öfkelenen ve çabuk sinirlenen insanlardır. Tenkite hiç gelemez alıngan insan. Bakın, hiç gelemez. Alınganlığı da burada anlıyoruz. Mesela ben alınganlıkla ilgili bir şey paylaştığımda kişi diyor ki, "Ne yani, bizi kırında kırılmayacak mıyız?" Elbette ki kırıldığında kırıl, ama ondan sonra verdiğin tepki ve seni, karşı tarafın kendini affettirmek için uğraşması sonrasında sen ne yapıyorsun, bu önemli. Alıngan insanda, burası çok önemli arkadaşlar, bencillik hastalığı da vardır. Alıngan insanda bencillik hastalığı vardır. Neden? O kendisini ziyade önemsediği için başkalarının da önemsemesini ister. Bir arkadaşım, yıllardır arkadaşlık yaptığım bir arkadaşım. Tabii onun içerisinde alınganlığın dışında hareketleri var da, sadece örnek vereceğim. İşte alınmış bir şeye ben de özür diliyorum, ama gerçekten farkında değildim. Çok özür diliyorum ki ona bir şey yapmamışım. Onun bana tavsiye ettiği insanlara, işte ben bir mal alacağım, onun tavsiyesiyle gidiyorum ve o malı o gün alamıyorum. Çünkü arabam tamirde, çıkmıyor falan, çıkacak demişti. Ve gidemiyorum. Çocuk buna alınmış, "Sen beni kullanıyorsun" diye. İyi dedim ki, bir ay sonra oradan mal aldım, senin sayende adamlar para kazandı. "Yok, sen beni kullanıyorsun." "Özür dilerim" dedim, "bunu telafi etmeme izin ver. Böyle düşünmene sebep olduğum için özür diliyorum."
aşağılık laflar etmeye başlıyor. Tamam kardeş, artık sus. Hatta öyle demedim, in aşağı dedim. O lafları yedireyim sana, sonra git. Çünkü ben sana özür diliyorum, telafi etmem ne, nasıl telafi etmemi istiyorsan telafi edeyim. Yani dostluğumuzu bu basit şey kaybetmesin. Vesaire. Velhasıl burada bir bencillik var. Anlatabiliyor muyum? Yani sen benim sayemde iş yapıyorsun. Lan sen kimsin? Yani ben zaten istediğim yerden istediğimi alabilecek konumdayım. Ben sadece senin tavsiyene güveniyorum. Çünkü senin bilgine güveniyorum. Yani burada aslında sana itimat ediyorum. Benim saygımı kazanmışsın. Başka şeyler var dediğim gibi ama burada anlatmaya çalıştığım şey, karşı tarafa eğer ki sizin alınmanıza vesile olan kişi, sizi kıran kişi eğer ki karşılığında özür dilemeye kalkıyorsa ve sen hala diretiyorsan sende problem var. Anlatabiliyor muyum? Sende problem var. Adam affettirmeye çalışıyor. İnsan hata yapar, kırabilir. Ve burada bir bencillik var. Çünkü kendisini ziyade önemsediği için başkalarının da önemsemesini ister. İnsanların bizi önemsemesinin çok bir önemi yok. Bununla ilgili dert çeken çok insan tanıyorum. Ya diyor, insan abisine kardeşine değer göstermez mi falan. Yani gösterir ama yani değer de kazanılır. Değer kazanılır, saygı gösterilir, doğru, ama gösteren kişi, kazanan kişiye bunu gösterir. Herkes karşılıksız sevmez. O yüzden başkalarının kendisi hakkında tenkitlerine iyimser yaklaşarak kusurları kabul etmek gerekir. İnsan kusurlarını kabul etmesi gerekir. Ve tenkitlere karşı bu şekilde yaklaşmalı. Ha, kabul etmek sizi yine düşürmemeli. Bakmalı mesela ben her ne kadar bir yazı yazılırsa, hakaret edilirse mutlaka bakıyorum. Bu tarafa alıyorum. Ya dışa yansıtmıyorum mesela, çıkıp da story'de evet ya falan, bu da olabilir falan. Yok demiyorum. Çünkü doğruyla ilgili karşıdan doğru olmadığına dair anlattığım şeyin bir bilgi yok. Mesela bir hikaye paylaşıyorum. Mesela geçen gün dedim ki yahu kadınların erilliği çok artıyor. Nasıl artıyor? İşte erkeğin yapacağı işleri kadınlara yüklüyorlar. O yüzden erilliği artıyor dedim. İşte araba araç muayenelerine kadınlar eskiden hiç görmezdim. Şimdi araç muayene istasyonunda kadınları görüyorum. Kadınların erilliği nasıl artarla ilgili bir sual vardı. Bu da onun cevabı olsun. İşte şey demişler. Yalnız yaşayan kadın ne yapacak falan. Yani ben zaten burada kadınlara suç atmıyorum. Niye erilleşiyorsunuz demiyorum. Ne yapıyorum? Erkeklere aslında laf atıyorum. Şimdi burada ben kabul ettiğim tenkit neresi? Daha açık anlatabilirim. Bir dakikaya sığdırmak için biraz daha kırpa kırpa konuşuyorum ve burada bazılarının yanlış anlaşılmasına mahal verebiliyorum. Ha, doğru anlayan daha mı? Çünkü evet, 3-4 kişi yanlış anlıyor. Yine de ben bu tarafa alıyorum. Ha, burada kesin kez yüzdelik olarak fazla kısım anlatmak istediğim şeyi anlamıyor olsa zaten direkt açıktan suçumu kabul ederim. Ama her türlü haklı haksız bir şu tarafımı alırım, daha iyisini yapsın, yapmak için beni kamçılasın diye. Bu kişinin kendi kullanımına bağlıdır. Yani siz sorunlarla nasıl baş ediyorsunuz? Benim hayatımda sorunlar beni terakki ettiren şeylerdir. Duygularım hedefe gitmek için beni engelleyemez. Onları yok sayabilirim. Ama sen başkasındır. Bu ayrı bir konu. Ama velakin alıngansan problem var demektir. Alıngansan tenkitlere iyimser yaklaşamıyorsun demektir. O tenkit taşlarını kullanmasını iyi bilir demiş burada. Ve burada bir hikaye var. Bu hikayeyi okumadım ama okumak istiyorum. Çünkü alınganlıkla ilgili bahsettiği kısım sadece kendisine güveni azdır. Tenkitlere karşısında çabuk öfkelenir, çabuk sinirlenir, tenkite hiç gelemez ve alıngan insanlar bencildirler. Bakın ben alınganlıkla ilgili, bu Fatma Temür diye bir kadının kitabı, güçlü hitabetle alakalı bazı şeylerden bahsediyor ve iletişimle ilgili bazı konulardaki kişinin kazanması gereken durumlardan bahsediyor. Hakeza bununla alakalı bu kitaplardan önce ben alınganlıkla ilgili bir video paylaşmıştım. Genelde alıngan insanlarda gözlemlediğim şey egolarıdır. O kadar egoistler ki aslında alınganlık perdesiyle özgüvensizliklerini perdelemeye çalışıyorlar. Bizde ego nedir? Egonun tanımı böyle falan, bu tarz cakalar falan. Hayır canım, ego bu değildir. Aynı manipülasyondaki gibi. Mesela insan veya aleminde ilk başta insanların ekseriyetinin manipüle eden insanlar tasarla veya onu tanımla dediğinde nasıl bir sima hayal edersiniz? Şöyle bakın, böyle genelde böyle bak manipüle ediyor beni baskılıyor falan, mobbing yapıyor böyle bakışları falan. Hayır, tam tersi, manipülasyoncular böyledir.
Harika, harikasın, evet. Çok doğru. Sen bu konuda çok haklısın. Manipülasyoncular genelde böyledir. Önce seni okşarlar. Manipüle edecek kişiler sana hak verirler ki manipüle olabilesin. Seni kendi tarafına çekecekse önce senin düşüncelerinin doğru olduğuyla alakalı sana inanılmaz bir hak veriş ve seni hoşnut ederler. Sonra sen onu zararsız görür ve kendi tarafına çekersin. Sonrasında manipüle etmeye başlayacaktır seni. İş bu. Manipülasyonda nasıl ki biz insanı yanlış tanımlıyor ve net insanları biraz daha beni istediğim şeyden çevirmeye çalışıyor gibi anlıyoruz. Ego'da da öyle. Yani işte açık seçik. Kendin ne kadar egolusun? Hayır, egolu değilim. Bildiğimden eminim sadece. Bana egolu yaftası vuranların hepsi egoistin ta kendisidir. Çünkü ben sosyal medyada her gün içerik paylaşıyorum. Her gün yeni video koyuyorum. Diyor ki sen bildiklerinden ne kadar bu kadar emin konuşuyorsun? Gözlemliyorum, sağlamasını yapıyorum ve bu konuda eminim. Kesin kez ayet gibi emindik mi? Hayır değil ama şu an eminim. Yarın bir gün aksi olduğunda çıkıp diyorum ki ya bu konu böyle değilmiş, bu böyleymiş. Yani bunda bir beis yok. İnsan fikirlerinin kölesi değildir. Fikirler insanın kölesidir ve ben kölelerimi azat eder, yeniden sahiplenebilirim. Bu ayrı bir konu. Ama azat edene dek o benim kölemdir. Bu önemli. Velhasıl egoyu iyi tanımlayamıyoruz. Aynı manipülasyoncuları iyi tanımlayamadığımız gibi. Ego bu değildir. Ego böyle çok naif insanlarda görebilirsiniz. Öyle vardı mesela. Abi seni çok seviyorum. Çok iyisin. Şöyle böyle. Görsen ne kadar mütevazı falan. Hayır, bu mütevazı falan değil. Sürekli seni iyisin, şöylesin, böylesin diyen adamdan sakınacaksın. Çünkü yersiz övgü senin arkandayım mesajını verir. Senin arkandayım mesajını vermek için yapılır. Birini vurmanın en iyi yolu onun arkasında olmaktır. O yüzden her halükarda ölçü karşı tarafla iletişimde gözükmesi gereken şeydir. O adam hasetçidir aslında, rekabetçidir. Senin işte çok iyisin abi falan filan. Niye övüyorsun ki? Yan yanaysak, paylaşıyorsak zaten birbirimizi seviyoruzdur. Yersiz övgünün bir anlamı yok. Var anlamı çok aslında. Aramızdaki muhabbetin artması için bir anlamı yok. Ama senin kim olduğunu göstermesi açısından bir anlamı var. O yüzden nezaketli gözükür böyle falan falan. Öyle değil. O adamı gerçekten göreceksin. Parayla ilişkilerini göreceksin. O yüzden bu adam egoist değildir diyemezsin. Onun egosunu Zülfiyar'a dokunduğunda anlarsın. Hakeza aynı kişiye büyük bir zat dedi ki sen de ibadetlerinle alakalı riyakarlık var. Açıktan gözüküyor, riyakarsın. Mesela rüya anlatıyor içeride. Manevi bir rüya güya. Rüyanın yorumunu o mübarek zat yapıyor. Sonra içeri geliyor. Herkes içinde benim bir rüyam var diyor. Aynı rüyayı anlatıyor. Ve böyle etrafa bakıyor. Görüyor musunuz? Ben mübareğim. Şimdi bu çok zayıf, çok çok zayıf bir şey. Çok zayıf bir karakter. Ve bunu söylediklerinde egosu çıkıyor. Sizde de var. Bende var, sizde yok mu? Onlar da şöyle diyor büyükler. Peki kardeşim, biz sadece söyledik ki özelden söylüyorlar. Herkesin içinde tenkit etmiyorlar. İşte egoist. İşte ego. Ama görsen ne kadar naif, nazik, yok. O yüzden insan tanımada davranışların nerede ve nasıl sarf edildiği çok önemli. Ama insanların da geneli egoist olduğu için çok naif ve nazik insanları hemen nazik işte veya net insanları egoist olarak. Net adam egoist değil ki, tam tersi. Ego böyle bir şey değil arkadaşlar. Belki kaba diyebilirsiniz. Belki kitabın ortasından konuşuyor diyebilirsiniz. Nerede ne konuşacağını bilmiyor diyebilirsiniz. Ama ego böyle bir şey değil. O yüzden çok insan yanılmıştır. Nezakete egosu çünkü. Bak bana ne kadar nazik, bana değer veriyor. Ben de bunu hak ediyorum deyip nezaketli ama sinsi yılanlarla yatmış ve koyun koyuna gezmiştir. Sonra beni ısırdı diye ağlamıştır. Ama net olan insanların sen çok netsin, benim canımı yakıyor senin netliğin deyip uzaklaşmış ama onun dürüstlüğünden faydalanamamıştır. Bana çok danışanım yazıyor. Sizin konuşmanızdan çok rahatsız olurum. Çok net konuşuyorsunuz. Çok sert konuşuyorsunuz. Ama aynı zamanda içiniz dışınız bir olduğu için de bir yandan da güven veriyorsunuz diyor. İkili bir ilişki değil bu aslında. Sosyal medyadan izlediği için benim onu itmem çok daha normal. Ama danışanlarımdan veya yüz yüze eğitimlerden çok defa görüyorum. Yüz yüze eğitime gelince yani hiç verdiğiniz vibe'ı vermiyorsunuz diyor. Yani ne yapacağım ki, herkese böyle falan mı yapacağım? Sosyal medya burası. Kameraya ne veriyorsam onu alıyor. Ve burada tek başımayım. Kamera ve ben varım. Bu iletişimde ölçü değil, kısacası onu söylemeye çalışıyorum. Ama ikili ilişkilerde gereksiz alınganlık, gereksiz övgü, bunların hepsi egonun ve hasetçiliğin, özellikle gereksiz övgü, hasetçiliğin karşılığıdır. Burada yazar o tenkit taşlarını kullanmasını iyi bilir. Hani tenkit edildiğinde onu kendi lehine kullanıp alınmayıp
kendi lehine kullanmakla ilgili bir hikaye var. Hikayeyi okumadım ama birlikte okuyalım, bitireyim videoyu. Keçecizade Fuat Paşa'nın sadrazam olduğu yıllardı. Paşa İstanbul'un yollarının darlığından rahatsız olmuştu. Hele hele gittikçe kalabalıklaşan bazı caddelerin tez elden genişletilmesi gerekmekteydi. Bu sırada Büyük Hoca Paşa yangını sonrasında harabeye dönen semtte yeniden imar edilmekteydi. Bu semtte eskiden kalma pek çok türbe ve medrese de bulunuyordu. Fuat Paşa bunların bazılarını tekrar yaptırmaya imkan bulamadı. Hem yollarda bu vesileyle genişletileceğinden buna gerek duymuyordu. Ancak etraftan sesler yükselmeye başladı. Ah efendim, nasıl olur? Bunlar mübarek yerlerdir. Mesela Köprülü Mehmet Paşa ile Firuze Hanım türbeleri vardır ki bunların ruhaniyeti sadrazamı çarpar. Fuat Paşa bu suçlamaları duyunca, Köprülü çok değerli bir vezir idi. Devletin yükseliş yolunu açanlardandı. Türbesinin halka yol açmasına kızmaz, sevinir. Belki de ruhu şad olur. Firuze ise tarikat ehli mübarek bir kimseydi. Onun ruhu da kendi türbesine kubbe olarak tahtadan ziyade gökyüzünü tercih ederdi. Böylece Fuat Paşa bildiğini okudu. Yolları o türbeleri de düzenleyerek genişletti. Bugünkü divan yolunu da geniş ve rahat bir şekle soktu. Günlerden bir gün bütün bu imar işleri sırasında kendisini acımasızca tenkit edenlerden bir kimse Fuat Paşa'ya gelerek, "Azizim, biz seni vakti zamanında çok taşladık, tenkit ettik, affet bizi" gibisinden laflar etmeye başladı. Fuat Paşa ise gayet sakin bir şekilde şöyle cevap verdi. "Ziyan yok efendi, sizler bize zamanında haksız tenkit taşları attınız. Biz ise o taşları topladık, işte bu yolları yaptık." Yani insanlar tenkit edebilir. O tenkiti alıp mantık noktasında uyuyor mu, uymuyor mu? Neye göre tenkit ediyorlar? Doğruluğu noktasında hakperest bir şekilde, objektif şekilde koyacaksın. Ve o da koymuş, diyor ki bu yolu açmam lazım. Şehir kalabalıklaşıyor. Bu insanlar vefat etmişler, ölüler. Lakin onların ölülerine saygısızlık etmiyoruz. Lakin bir tanesi vezir idi. Zaten devletin bekasını ister ve devletin iyiliğini ister. O yüzden bu noktada sorun, hani manevi bir zat, ona da inancı gereği saygı duyuyor. Bunu genişletebiliriz. Dirilerin hakkı ölülerin hakkıyla eşdeğer değil mi? Öyle. Sonra diğeri de mübarek bir zattı. O da gökyüzünü tercih ederdi. O yüzden kubbesini kırıp daha da yolu genişletiyorlar. Ortadan da kaldırmıyor hoş, sadece yolunu genişletiyor. İşte mantık kıyasında bu noktada o tenkitlerin daha ziyade hislerle verildiği ve hissi olarak hareket edildiği, lakin realitenin histen daha öte taraflarının olduğu bazı durumlar vardır. İşte bunu Keçecizade Fuat Paşa sadrazam doğru yorumluyor ve sizin tenkitlerinizi bir kenara atmadım. O taşları alıp işime devam ettim. Yani devam ediyor işine. İşte biraz önce söylediğim gibi yüzlerce tenkit geliyor. İşimi yapmaya devam ediyorum. Paylaşmaya devam ediyorum. Onları da böyle kulak arkası etmiyorum. Kısacası alınganlıkla ilgili, eğer alıngansanız bu alınganlığı minimize etmenin yolunu bulmalısınız. Onun yolu da benlik duygusu, bencillik ve özgüven eksikliği ile ilgili durumlardır diyor. Artık içimize dönüp bu duruma bakacağız. Kitabı soranlar, Güçlü Hitabet 10 Esas Fatma Temir'in kitabıdır. Bakabilirsiniz. Hoş hadislerden, ayetlerden hitabetle ilgili bazı konulara değinmiş. Görüşmek üzere.